yavaş. Aha, nasıl yanıyor? Yaz koymuşum. Yağlı kağıdı çıkar, kapağı da sil, kesiciyi ver. Onu söylüyor, bunu söylesin. Nedir bu ya? Pırlanta seti alacağım. Ne gerek var? Sen ne diyorsun ya? Aa! Sen söyle, hakkım değil mi benim? Ona bir pırlanta getireceğim, görsün şimdi pırlantayı. Çok güzel bir sürprizim var. Şimdi dönebilirsiniz. Aa, çok güzel ya. İşte böyle gözünü döndürürüm senin gönülcüğüm. Elinde oklama merdane, yarışıyor eşler şahane. Ekran başına başlıyoruz hadi mutfak bahane. Mutfak bahane. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mutfak bahane başlıyor. Dop dolu bir programla karşınızdayız. Mis gibi yemekler pişecek ve tabii ki de altın dağıtmaya da devam edeceğiz. Her şey altınlar için. Bütün kavgalar, tartışmalar, didişmeler hepsi kazanmak için. Evet, bugünkü menümüzde çıtır topaç var. Ya henüz çıtır daha topaç. İsmi çok bir şey ifade etmiyor olabilir ama emin olun lezzetli olacak. Yanına da büklüm büklüm çorayı. Büklüm çorayı. Ayşe'den sonra alırız o şarkıyı. Tatlı olarak da sarı mucize tatlısı var. Oo, yine rengarenk bir soframız olacak. Yemeğe başlamadan önce dün Ahmet eşine bir jest yapmak istedi. Kapatalım. Yani bir gülle geldi buraya ve onu gönlünün tabağı sanarak en güzel tabağın yanına koydu. Peki kimin çıktı o tabak? Ellerine, kollarına sağlık, emeklerine sağlık. Gül alan tabağın sahibi kim? Fidan mı, gönül mü? Fidan'ın? Nasıl yani? Fidancığım. Evet. Eline emeğine sağlık. Artı artı bir iltifat oldu bu senin yemeğine, tabağına. Bir de Ahmet abiden almak. Yani ben kazanamadım o gün. Bir puanla kaçırdım, doğru da. Aynen, bir puanla. Ama ben kazandım. Aynen. Bu da sana artık böyle iyi bir gaz olsun. Gerçekten altınları kazan artık bugün, tamam mı? Hadi bakalım. Başlıyoruz. Erkekleri hemen arkaya alalım. 5, 4, 3, 2, 1. Herkese kolay gelsin. Başarılar. Çöreğimizin içerisine mayamıza suyumu erittikten sonra hemen bir yumurtamın akını boşaltıyorum. Ama bu birazcık ılık olması lazım. Yoksa ne olur, yumurta pişer. O yüzden ılık olması lazım ki yumurtayı pişirmesin. Yumurtamın hemen akını da aldım. Beyazını şöyle koydum. Yumurtamın akından sonra bir yemek kaşığı toz şekerim var. Toz şekerimi de koyuyorum. Bir tutam tuz atıyorum. Çok fazla değil. Şu kadarcık tuzumu da koyuyorum. Hemen burada 2 yemek kaşığı sıvı yağım olması lazım. Şöyle 1 ve 2. 2 yemek kaşığı sıvı yağımı da koyuyorum. Şöyle elimle güzelce çırpıyorum. Ondan sonra mayamı koyacağım çünkü yenge. Sen ne yapıyorsun yengeç? Hadi iç harcını yap sen de. Tamam. İç harcı içinde. Ha, tavuğumuzu da koyduk değil mi? Tavuğu koyduk. Tamam. Yağ koyuyorum. Aynen, yağ koy. Azıcık da katı yağdan koy. Aman 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 aman. Yavaş. Yavaş. Saçına gidiyordu vallahi ya. Yaz olmuş. Allah'ım ya Rabbim, elli yaktı. Gerçekten her yerimi yaktın ya. Ayağımıza koyacağız.
Direkt sonra... buraya dök mayayı. Tamam bence. O da olur. O zaman sıcağa yakın su. Ilıştıralım bunu birazcık soğuk. Kaç bardak dökeceksin? Şimdi suyumuzu bir çay bardağı su. O zaman şöyle tamam, yapalım. Çay bardağı yani ne oluyor evet. Gürcan? Acele etmemiz gerekiyor. Sen su çay bardağı diyorsun. Su bardağını o zaman çay bardağının yarısı su bardağının yarısı ne? Çay bardağı. Azıcık al sana çay bardağı su. Acele etmemiz lazım. Şu gönlünü tamam. Bugün geçmemiz lazım. Tamam. Haydi hemen hamurunu birazcık yap. Birazcık da sıcak su ablacığım. Ya Ayşe abla Gürcan'a niye bu kadar yükleniyor? Aslında bütün yükle Gürcan da yetişemiyor kız. Abi ben de onu görüyorum yani burada yani, tüm işi Gürcan yapıyor. Evet. Acıyor mu? Çok acıyor. Canım benim. Şu işaret parmağıma baksana. Keşke buzlu su getirseler. Yandı bir İçine koyar. Koysan iyi olur. Şekerimizi de koyacağız. Şekeri koy. Şekeri de koy. Bu tuzun hepsini mi atacaktın? Aa Gürcan bu tuzun hepsini. İyi ki. Ah gördüm. Al bir çimdik yeter. Çok şöyle... az. Kaynana çimcikler gibi. Çimcik. Tamam mı? Şimdi yumurta. Yumurtanın? Yalnız beyazın. Yumurtanın beyaz. Akını vereceğiz. Evet. Ah şimdi bunu inşallah becerebilirim. Oldu. Çünkü beceremediğim tek şey... İyice özleştireceğiz şimdi. Akını çıkartmak benim. Haydi çabuk. Unumuzu tamam. Da yeterince unu da koy. Büklüm böreğini yapalım. Ankara'nın bağları da büklüm büklüm yolları. Haydi büklüm böreğini haydi. Çok azıcık da sıvı yağ katacağız abla. Efendim Gürcan çok duymuyorum azıcık, ben seni çok ya. Çok azıcık sıvı yağ kat. Biraz yüksek Ayşe konuş abla. Allah aşkına. Azıcık azıcık hemen iki, çok az. İki yemek kaşığı. Evet. Kız sen benden daha iyi biliyorsun diye kaynana mı götürdüm seni getirdim. Birazcık senden daha. Senden daha iyi biliyorum ben acaba. Tamam. Ama sen hemen koyma azar azar koy ki bakabilirsin. Bir dakika daha az. Az yavrum çok zaman kaybettiriyor. Önce soğanlarımı koyuyorum. Sonra havuçlarımızı ekliyoruz. Biraz ezildikten sonra bunlar yağda biraz kavrulduktan sonra da baharatımı ekleyeceğim. Sonra da patatesimi ekleyeceğim. Yenge havucumla hemen soğanımı güzelce soteledim. İçerisine karabiber tuzunu koydum. Şimdi de burada haşlanmış patatesim var. Yok yok hiç gerek yok. İçine rendeleyi vereyim hemen şöyle. Evet. Şöyle güzelce de içine rendeleyeyim. Patatesimi de rendeliyoruz. Yani iç harcımız soğandan, havuçtan ve haşlanmış patatesten oluşuyor. Evet. Aynen öyle. Şöyle güzelce de rendeledik. Bir de böyle harmanlayalım. Harmanla yengecim. Aha nasıl yanıyor? Şimdi açmaya başlıyorum hamurumu. Bir hamur mu açacağım? He? Bir tane sadece hamur. Bir tane yuvarlak hamur açacağız. He. Daha sonra şekilini vermeye başlayacağız. Söndürüyorum bunun altını. He? Bitti. Söndür söndür yenge söndür. Yenge. Hey kızım. Kapağı da sil, kesiciyi ver. Kesici. Kapağı nerede? Bak şu kapağını hemen sil, kapağı. Tamam mı? Tepsiyi çıkarttın mı? Çıkarttım. Yağlı kağıdı çıkar. Tamam. Sen her otur da ben yapayım o zaman hepsini. Neyi kız? Onu söylüyorum, bunu söylüyorsun. Nedir bu ya? Allah Allah. Kız ver ver. Sen otur ben yapayım hepsini. Bunu sil, bunu sil. Ben senin çocuğunum ya. Yeter artık. Yenge burada iş birliği yapıyoruz. Ne çocuğu? Yapıyor ama onu yap, bunu yap. Beni şaşırtıyorsun iyice artık. Şaşırıyor mu? Evet. Kız kavga yapmayın, kavga Adım yapmayın. Ne kavga daha? Yapıyorsunuz gene? Ya, ne kavga yapıyorsunuz? Burada bir hamur açıyor. Sevinç yenge bunu ver, Sevinç yenge şunu ver. Sen benim adımı mı ezberliyorsun kız bugün ya? Kız ne istiyorsun sen bu kadından gerçekten gönül evet, ya? Evet, tavayı istedim. Kadın ne güzel baksana. Açtığı bir hamur. Şalvarını da giymiş gelmiş bugün ya. Tabii kayalarına döndüm. Harikasın kız. Sevinç yengeciğim. Ben seni yerim yerim yerim. Boş ver sen bunu. Sevinç yenge. Gönüle bakma. Hey ya. Takma sen. Yine yenge yenge ne oldu yenge? Ustala mutfakta bir tane usta bir tane yamak lazım. Ben ustayım sen yamaksın. Öyle mi kız? Öyle senin mi? Gibiler ben cebimden çıkartırım ya. Hadi oh, hadi oh. Başlayalım o zaman. Şalvarımın cebinden çıkartırım de. Şalvarımın. Hiç şalvarımın cebinden şöyle çıkartırım. Senin gibilerin ha. Şöyle. Bak şimdi şov yapacak bak. Şöyle çıkar da sallarım ben senin gibileri yavrum. Hadi gel 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 zamanımız yok gel. Ben açayım bu hamuru da gör. Gel yanıma gel.
Yengeciğim bak şimdi hamuru güzelce yuvarlatmışım da açtım. Şimdi orsaya şöyle hepsi aynı hizada gelecek şekilde kapağı koyuyorum, tamam mı? Hı. Şimdi şovumuza başlıyoruz. Açacağım ben onu gene. Aşkım çok iyi ama. Sarmak için az kalacak. Bebeğim hayır ne olur. Biraz. Bak bana bak bebeğim bak. Yok. Çok yeterli. Bir parmak dedi. Kimin parmağını? Bir tane açacağım. Bebeğim ama yeterli. Bir tane açacağım. Valla bak yeter. Bir tane. Bir tane. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu kapak tamam, büyük geldi. Tamam göz kararı kesersin. Al, tık, tık, hayır tık, hayır. Tık. Bükemeyiz yenge. Minnacık kalır. Bu çok büyük. Sen şunu al. Bana küçük bir şey ver bence. Şöyle kesmeye başlıyorum. Döndüre döndüre keselim. Şöyle güzelce ortaya kasemi koydum ve örgü mü yapacaksın? Örgü yapmayacağız. Bak bu örgü olmayacak. Her zaman örgü yapardık. Şimdi örgü yapmıyoruz. Şimdi bunları kestiğim şeyleri rulo gibi saracağım. Derya'nın geri dikkat et. Düzgün kes. Tamam. Evet. Gördün mü? Ne güzel. Önce zaten düzgün kesiyor ya. Hiç şüphe yok. Bak şuraya yamuk olmuş. Öğrettiğim gibi yapıyor şöyle. Allah'a şükür. Şunlar şöyle. Heh, tamam. Artık heykele falan da başlıyor. Ben olmasam biraz zor yapar. Şimdi tabii, sen ortasına olmasan. Koyduğumuz kasemi de hemen şimdi şöyle kaldırıyorum. Evet. Oldu. Kasayı sırf şey ölçü için ölçü için koydum. Aynen aynen. Tamam. Ölçü için koydum. Şimdi bu içerisine harcımızı koyacağız ama keserken daha düzgün olsun diye ölçü için koydum. Şimdi şeklini vermeye başlıyorum. Gelelim bükmeye. Evet şimdi buradan adını başlıyoruz. Aldım, aynen. Bunu büküyorum. Burada duruyor. Bunu alıyorum. Bir tanesini bırakıyorum ortada. Bir boş bırakıyorsun. Evet şöyle. Bir boş. Diğerini büküyorum. Dur bakayım bu bunun iç harcı mı? O da onun iç harcı. Neler var bunda? Kuru soğanımız kuru var. Kuru soğan var. Havuç var. Patates var. Baharat olarak da karabiber, tuz var. Acı koyu yağ, acı sıvı yağ var. Hepsini koyduk. Güzel bir harcı yaptık bunu. Güzel olmuş. İç harcı olarak yapacağız. Evet. Burada ne yağışıyoruz? Burada tavuğu koydum. Tavuk haşlanıyor. Tavuk bir sonraki yemek için mi? Evet. Ha, tamam. Ya. Kapat, onu çıkarıyorum. Hatta çıkaralım. Çıkar, soğusun da ben onu halledeyim. Ahmet abi, inan aramızda kalsın. Ben olayı çözdüm ya. Bediatede benim beynimi hipnoz ediyor ya. Abi, sürekli semayı kötülüyor. Hakkında daha şurada var ya, bir kelime güzel bir şey söylediğini görmedim. Sürekli kötülüyor. Abi, semayı ben yanına geliyorum ya. Kız bana dünyanın en güzel cümlesini kursa bile... Ya abi, hiçbir şey yok ya. Doğan, çok dikkatli ol bak. Bediye teyze gerçekten çok tehlikeli. Gönül kesin şu an böyle sinir oluyor. Ben ana, bunları yamuk yapıyorum. Bak, görüyor bir dakika musunuz? Ben onu bu ne? Ne? Kesilmemiş şöyle. Siz yorulmasaydınız keşke. Bak bana da yapıyor. Bana beni da yapıyor. Kovardı ben yapsaydım. Hiç yanaşıyor mu görüyor musun? Yok yok güzel oldu elinize sağlık. Şimdi bu tarafları ne yapıyoruz? Evet. Şimdi bu tarafını da şöyle yarıda onu mı sarıyoruz yine? Evet ama yarıda bırakacağız bunu şurasında. Şuraya değecek mi? Hehe değecek. Ha, yani tamam. Şöyle böyle bırakacağız. Atlayarak yapacağız bak. Ha. Atladım ya anne. Ben de atlayayım sen de atla. Bunu niye kısalttın böyle şimdi? Anne geçti artık şimdi çünkü oraya takılırsan. Ama yapma. Kalındı uçları kalın yapmıştım. Bu da kalın. Hayır onun kadar değildi. Gösteririm şimdi kestiğimi. Kestiğimi kalınlığına bak. Mafiden bırak. İç harcımın içerisinde küp küp doğradığım soğanım, rendelediğim havucum ve haşlamış olduğum patatesimi rendeledim gene. Güzelce soteledim. İç harcım da bu şekilde. Şimdi güzelce iç harcımı ortaya yayıyorsun. Yayacağım. Şöyle hepsini boşaltayım. Yaymaya öyle başlayayım. Evet. Baharat olarak da sadece karabiber ve tuz koyduk. Sonra yumurta sarısına azıcık yağ koydu. Evet. Karıştırdı. Kenarlarını hepsine mi sürüyoruz? Şuralarına süreceğiz. Önlü arkalı Allah. Zamanla yarışıyoruz. Altlarına çok değdirmeyelim çünkü yumurta pişirirken şey oluyor. Yok yok sürün Derya Hanım. Yok yok yok. Sen devam et. Hadi tamam. Hadi zamanla yarışıyoruz. Tamam o zaman ben süreyim. Tamam dur ben gidiyorum şimdi ama tamam. Bunu kaç derecede fırına vereceksin? 180 derece pişsin? Fırında 25 dakika pişmesi yeterli. Tamamdır. Hadi o zaman devam edelim.
Şunu alıp ben yan tarafa götüreceğim. Benim elime baksana kız. Bakıyorum Ayşe abla. Bakıyorsun böyle, bakmasan nasıl olacak? Şunlara bak, koca koca oldu. Bu taraf biraz daha geniş. Hayır, şöyle yapacaksın. Bak şu kadar. Tamam. Benim açtığım hamura kusur bulma Gülcan. Sen kesi. Bak gene kocaman kesti. Evet, kocaman kesiyorsun hala. Bırak tamam Gülcan, sen yapamayacaksın. Bırak, ben kendim yapacağım, bekle. Sema sen ne durumdasın? Aa, bitirmişsin. Bitti. Sen. Sarışmışsın şimdi. Gülcan'a kızdım, bir tane de ben büyük bıraktım. Yok bak, bölünce tam olacak. Son kaldı o yüzden. Fırına yollayacak mısın şimdi Sema? Evet, şimdi yolluyorum. Kaç dakika, kaç derece? 200 derecede 20 dakika pişecek. Tık geri tamam, olacak. Tamam, önce bir tanesini yapacağız. Şunu alalım ortadan tekrar. Sema'ya mı götüreceksin onu da? Komşu komşu gezdi. O bitirdi bile. Ha. O bitirdi. Evet. Şimdi. Evet, Fidan sen ne durumdasın? Yapıyorum, ben de kıvırıyorum. Bak o da yapmış, sarmaya başlamış. Öyle yapmayın çünkü o zaman şey, bir dolu bir boşu denk getiremezsiniz. Kız bu ne? Tek taraftan kız, başlayın. Kız bu ne? Yani bak Gülcan, gerçekten kızmak istemiyorum, lütfen. Rula yapacağız Ayşe abla. Tamam ama yani şey değil, sıkma yapmıyorsun burada, rula yapıyorsun. Şöyle hafif dokundu. Tamam. Heh, işte böyle olacak. Tamam. Bu ama şekilde bir şey olacak. Diyeceğim, oradan başlarsan bir dolu bir boşu nasıl, evet, denk getireceksin? Evet, bir dolu bir tamam, boş yapacak. Bu tarafa doğru gitsin. Tamam. Bir şey olmaz. Elli mi artık, kesme. Yapışmış zaten. Anne tamam yap. Ben kendim yapayım, bırak şunu ya. Fidan. Kaçma gel, sinir olma. Sana gel. Ne oldu öyle? Evet. Neye gerildin? Bana gerilir. Niye gerilir? Ne oldu? Niye? Ya Fidancığım, ne yapıyorsun sen orada bir köşede? Ben yapmayı bıraktım. Niye? Çünkü Derya Hanım, ben bunu emeklerimle aldım. Evet. Ama şimdi orada hepsi oldu çöp. Hayır, hiçbir şey çöp olmadı gayet. Ama olmuyor, ben yapıyorum. Ya ha? Buradan, oradan, o zaman yap. Yani ben çekilmek zorundayım ki yapsın. Ay ne demek çekilmek, siz burada beraber yarışıyorsunuz. Böyle olmaz ki, o zaman hep kaybediyoruz o zaman. Bir puanla, iki puanla, on puanla. Ne? Ha, niye dinlemiyor beni? Sen onu dinliyor musun? Ya o kadar, ben onu dinliyorum. Ay, çok ben baktım oldu. Hamur yapışmış zaten. Tamam. Altını yağlamamış. En azından bir yağlasaydık çıkarmak daha kolay olurdu. Türkan abla ne oldu? Ya bir dakika söyle. Ne oldu? Problem nerede biliyor musunuz? Ha. Bunun altına, buna şekil vermeye başlamadan önce yağlı kağıt koyuyor. Yoksa biz çok güzel yaptık. Topladınız o da ama hayır. Şu anda. Şöyle yapalım, böyle yapalım. En azından ben toplamaya çalışıyorum. Anne bak yine, bak yine bastırıyorsun. Bu yuvarlak olması lazım. Ne oldu bu? Topla hadi, topla. Hadi topla. Ha. Sakin sakin, hadi sakin ol. Olmadı mı olmadı şimdi? Anne. Oldu, olmadı. Orayı da düzeltirsen. Şimdi şekile şüküle her şeye karışık şey yapıyorlar zaten. Annem üzülme şimdi. Demezler bak, oldu oldu. Annemin problemi ne abi biliyor musun? Ne yaptı Türkan teyze, gülü mü parçaladı, ne yaptı? Yok hayır, annem kendi çalışmak istiyor. Kıskandı gülünü. Güzel oldu, oldu tamam mı? Sen ağlama, gözlerin dolmasın. Ben Ayşe'ye gidiyorum. Hani Ayşe sen iç harcını döküyorsun. Hemen. Bakayım. Aa evet, şekli çok güzel oldu. Evet değil mi? Çok güzel, güzel oldu. İç harcımız da mis gibi kokuyor. Güzel oldu. İç harcında neler var? Soğan, havuç, baharat patates. Ve patates. Hmm, evet. Mis gibi. Mis gibi. Karabiber koydunuz mu? Koydum, koydum. Ay koydum. Ne yakışır karabiber buna. Evet ya. Çok güzel de pişirdi Ayşe abla. Sen de güzel yaptın. Arada hani beğenmesem de yaptığını öğrenecek. Son hani 30 saniye. Dolayı yapamadım ama Ayşe abla. Ama nasıl güzel yaptın, gördün mü? Evet, son 30 saniye. Aha bir anda nasıl hızlandın? Yumurta, 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 yumurta. Hemen. Yumurta, yumurta, yumurta. Hemen, 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 hemen. Çabuk. Tepsiyi de hazır et. Kız ben sana tepsiyi hazırla demiştim. Niye hazırlamadın Gülcan? Getir. Tepsiyi getir, tepsiyi getir. Hadi son yedir, dur. 10, oh, 9, oh, oh. Dur, dur, 8, başına koyma. 7, dur. 6, tamam. 5, fırın aç, fırın aç, 4, fırın aç. 3, aç fırını. 2, 1, 0. Yetişti. Ay ne güzel yaptık da bu. İkinci evet, yemeğimize başlıyoruz. Ne olsun? Limon, zerdeçal var. Yani sarı mucize tatlısına başlıyoruz. Hadi kolay gelsin. Evet. Teşekkürler hayatım. Kaşık anne. Beli anne şimdi sarı mucize tatlısına başlıyoruz. Evet. Ben iç harcını hazırlıyorum. Hı. Sen de istersen hamurunu yap.
Bir yemek kaşığı mı? Şeker atıyoruz. Önce bir yemek kaşığı maya. Mayanı kattın. Koyduk. Evet. Bir yemek kaşığı şekerini ekle. Sıvı yağ. İki yemek kaşığı sıvı yağ ekliyoruz. Yine bunu biz birinci bitirelim olur mu? İnşallah. Evet. İki yemek kaşığı başka? Sıvı yağımızı ekleyelim. Bir çimdik tuz ekleyelim. Bu tuz çok fazla. Şöyle ekleyelim yeterli. Sıcak sudan alıyoruz. Onu güzelce şimdi mayayı açalım biraz. Su. Sonra bir çay bardağı da süt ekleyeceksin. Tenceremi öncelikle bedenine bir su bardağı su aldım. Evet. Bir çay bardağı da öncelikle limonumu sıktım. Tamam. Üstünde yine suyla tamamladım. Tamam. Onu da ekliyorum. Tencereye ekliyorsun. Kabuklarını da ekle kızım. Kabukları da ekleyeceğim. Yarım su bardağı da şeker ekliyorum. Evet. Bir limonun kabuğunu ekliyoruz. Bu arada ben de unumu ekliyorum. Tamam. Zerdeçalımızdan bir çay kaşığı eklenecek. Güzel bir renk vermesi için. Şöyle biraz daha ekledim. İki yemek kaşığı da nişasta. Şimdi bunu güzelce çözeceğim Bediye anne. Çok az daha alacağım. Hemen karıştır onu. Güzelce çözeceğim topak topak ve jöle olmasın. Kıvamına getireceğim yine. Hemen hemen. Yengeciğim ben sarı mucize tatlısının hamurunu yoğurmaya tamam. başlıyorum tamam mı? Şimdi burada mayam var. Ben mayamı... Geleyim bir yanına göstereceksin bana. Yok yarım saat. Sen onu değil mi? Yarım saat önce ben mayamla şekerimi ılık suyla beraber şöyle kabarttım. Gördün mü yenge? Hı-hı. Hamur aferin kabarsın sana. Diye. Şimdi güzelce... Hamur yoğurma kabımın içerisine mayamı alıyorum. Ondan sonra gene üzerine yumurtamın beyazını hemen koyuyorum. İçine yumurtamın beyazını koydum. Bir su bardağı yani şöyle sütümü boşaltıyorum. İki yemek kaşığı şekerimi koyuyorum. Çok az bir çimdik de tuz koyuyorum. Çok az koyuyoruz çünkü bu tatlı olacak ama şeker de tadını versin. Şöyle elimde güzelce harmanlıyorum. Tamam. Yani çırpıyorum elimde şöyle. Yumurtamın beyazını şöyle güzelce elimle karıştırıyorum. Şimdi de artık yoğurmaya geçiyorum. Hemen unumu alıyorum. Gene kontrollü bir şekilde koyuyorum. Unumu koyduktan sonra da iki yemek kaşığı sıvı yağım var. Sıvı yağımı katıların içine koymadım. Unla beraber özleşsin diye unumun üstüne koyuyorum şöyle. Ve tekrardan harmanlamaya başladım. Şöyle güzelce ilk önce elimde bir çırpayım. Şimdi anne başlıyorum. Hazırlamaya. Evet ben de açıyorum. Tamam sen hazırlığını yap. Dışına sürmek için nişastamı hazırlamaya başladım. Limonu ilk önce sıkıyorum. Güzelce sıkayım. Stekana töktüm. Sonra suyumu ilave edeceğim. İki yemek kaşığı da nişasta. Limon kabuğumu da attım. Daha sonra bunu yakışıca çırpıram. Yenge sarı mucize tatlısı için ben şimdi iç harcını yapmaya başlayacağım. Şimdi iç harcımın içerisinde hemen şöyle şekerimi koyuyorum. Tamam mı? İki yemek kaşığı nişastam var. Nişastamı koyuyorum. Şöyle güzelce boşaltalım. Burada zerdeçalım var. Şöyle zerdeçalımdan biraz koyuyorum. Zerdeçalı şöyle kenara alalım. Şimdi yarım su bardağından az şekerimizi koyduk. Nişastamızı koyduk. Zerdeçalımızı koyduk. Burada bir tane limonumuz var. Şimdi limonumuzun kabuğunu rendeliyoruz. Evet limonumu önceden yıkadım. Şimdi limonun kabuğunu beyazlarına gelmeyecek şekilde güzelce şöyle rendeliyoruz. Şöyle aroma vermesi için şöyle kabuğunu güzelce birazcık rendesini alıyoruz. Bu kadar yeterli. Şöyle. Şimdi bu burada dursun. Şimdi rendeledikten sonra ikiye bölüp hemen limonumu sıkıyorum. Bu çok güzel bir marmelat oluyor. Hatta mesela cheesecake'lerde falan da kullanabilirsin. Tabii ki aynen öyle. Şimdi güzelce limonumuzu da sıktıktan sonra limonumuzun içerisine birazcık da su ekleyeceğiz. Hemen şuradan suyumu alayım. Şöyle. Yani bir çay bardağı suyumuzu ekliyoruz. Şöyle göz kararı koydum. Burası şöyle bir çay bardağı da
su oldu. Şimdi bunu koymuş olduğum karışımın içerisine koyuyorum. Aa. Evet. Burada rendelemiş olduğum kabuklar vardı. Şimdi bu kabukları da içerisine atıyorum. Harika. Ayrı bir aroma versin diye. Öyle mi? Aynen. Şimdi güzelce burada bir özleştireyim, karıştırayım. Ocağa alacağız ve bundan güzel bir muhallebi elde edeceğiz. Evet. Hamurum gene mayalı bir hamur olduğu için dinlendirdim güzelce. Çıkartıyorum. Üstü kurumasın diye. Şöyle güzelce mayalı hamurumu açmaya başladım. İçi hiç pişmemiş. Hamur yiyor gibiyim. Baya kötü bir mucize olmuş. Hamur, hamur olarak kalmış. Kendini çok iyi gurme zannediyorsun değil mi Ahmet sen? Sabah biliyorsun ya, hiç tatmasaydın Ahmet abi biliyor musun? Sabah nereden biliyor? Ne güzel itiraz ediyor ya. Bir şey yaptım ortaya, bir dinle. Fidancığım, gönlünü sakinleştirir misin canım? Bak ben gerçekten geriliyorum, tamam mı? Seninle bir terapi yapalım. Yüzün çok güzel ama yüzün kadar için kapkara ya. O bana çok kızdı ama ben ona bir hediye getirdim. Anne sen bana gösteriyorsun ama ben kaynanamla bunu haftada 2-3 kez açıyorum biliyor musun? İleriye doğru verirsen. Hatta şöyle çok verelim. İyi. Evet. Bak Nur, bir daha göstereyim hatta. Nuray Hatan'ın da yufkada hamurda çok başarılıdır. Çok çok iyi lezzetlidir onun. Evet. Eli. Şimdi dökeceğiz sonra yayıp rulo şeklinde keseceğiz. Ispatalı olmasa şunun arkasıyla düzeltebiliriz. Suyla. Ben hallettim inanır mısın? Tamam gel. Tamam. Tamam. Sadece bir bıçakla keseceğim. Marifetli kızım benim. Aferin sana. Rulo şeklinde döndürüyoruz. İç harcımız da her kata gelmiş olacak. Güzelce bunları keseceğiz. Ha, getirdim. Bıçak bir saniye. Üstlerine jelin gelmemesi lazım. Tabii ki. Ben alayım mı sarı bezle? Şu kenarlarını alalım. Evet, onlar işte. Alayım ben. Şimdi iki parmak kalınlığında güzelce kesiyorum. Bedi anne, buradan kazanacağım altınlarla kendime pırlanta set alacağım. Çeyizini yap yavrucuğum. Düğünümüzü yapalım. Siz almadınız ben kendim alacağım. Düğünü yapacağız. Düğün yap. Şimdi güzelce kestik. Yağlı kağıdımız hazır. Güzelce bastırıyoruz. Evet. Şeklimiz muazzam oldu. Kelebek gibi açıldı. Ben de yardım edeyim değil mi? Sen de yap. Bir tane daha vardı kürdan. Sen de yapabilirsin. Var. Çöp şişimiz. Var. Öyle değil, öyle değil, öyle değil. Bak şöyle. Bak. Aynen bak böyle. Öyle. Diklemesine. Evet. Bastırıyorsun. Tamam. Aynen. Oo bu çok şekli güzel tam oldu. Ver. İçinde de böyle mis gibi limonlu, zerdeçallı bir jöle tatlı var. Olmamış. Tatlısını o veriyor. Ah be Dana, ah. Niye ya? O da oldu. Kırmızı oldu. Oldu. Niye aldın onu sen? Ben o şekli sunamam Derya Hanım erkeklere. İyi tamam düzelt. Kendi yap. Tamam. Tamam tamam. Benim bugün, için şekil şey çok yok, çok önemli. Yok. Şimdi sen bu şekli nasıl verdin? Hemen aktarayım. Öncelikle hamurumuzu daire şeklinde açtık. Büyükçe ve güzelce ince olacak. Güzelce açtın. Evet. Evet. Ardından jölemizi ekliyoruz. Üstüne ve rulo yaydın. Evet. Rulo şeklinde katlıyoruz ve kesiyoruz. Şöyle sardın. Sarılmış hali burada. Evet. Sonra dilim dilim kestin. Dilimlere de şu an şekil şeklin veriyoruz. Son adımındasın. Bir evet. Tane çöp şişle çubukla ortasını bastırıyorsun ki kenarları açılsın. Evet. Bu arada bakayım şöyle tek taşına. Evet. Çok güzelmiş. Bu evlenme teklifini alırken mi? Evet. Doğan'ın sana hediyesi. Doğan'ın hediye ettiği. Evet bunlar şimdi fırına gidecek. Sonra evet. Tekrar yanına geleceğim. Bakalım düğünde neler istiyorsun onu bana tek tek sayarsın. Bu böyle bitti mi?
Hayır, evet, yumurta sarımızı ekliyoruz. 200 derecelik fırında 20 dakika pişireceğiz. 200 derecede 20 dakika. Evet. Tamam, hadi bakalım. Geldim. Gönül, hadi başla. Tamam. Bakayım. Başlayayım. Jöle. Aynen. Aynen, güzel böyle katı, evet, olsun ki, hı-hı, sararken taşmasın. Taşmasın. Ama nasıl süreceksin bunu ona şimdi? Şimdi şöyle. Her hamurunu bozmadan. Elin. Hamurunda bir şey yok zaten, sert, evet, güzel. Oo, gerçekten sanat eseri. Hani böyle sanki burada bir tuvalin var. Yapıyorsun. Boya yapıyorsun. Hı-hı. Bak diyorum. Herkes mutfak gelin. Bahane bittiğinde sen böyle bir resim heykel kursuna falan başla. Şahane. Derya Hanım, herkes efendim böyle gelin yetiştiremez. Bunu kaynana yetiştirdi. Sen mi yetiştirdin? Ha? Herhalde, kim yetiştirecek? Herhalde. Düzgün yap kızım, yanlarını düzgün yap. Gayet dolgulu olsun. Neyle olsun? Dolgulu olsun kenarları. Dolgulu olsun. Hamuru nasıl bir hamur? Neler var hamurda? Mayalı hamur gene. Aha. Ama ben mayamı önceden bir 10 dakika ılık su, ondan sonra şekerle ıslattım, kabarttım. Oo, güzel. Aynen. Ondan biraz daha böyle şey oldu. Güzel oldu yani. Pofidik beklemi oldu. Aynen. Şimdi bunu yaptıktan güzel sonra şöyle buradan başlıyorum kıvırmaya. Sarıyorsun. Sarmaya başlıyoruz artık. Yaptık. Şu başlarını şöyle bir alayım. Zannetmeyin ki bu ayırdıkları atmıyor, sonra atmıyor. Hemen onları Sevinç abla kendine pişiriyor. Evet. Evet. Hadi. Şimdi şöyle şekli üç görelim. Parmak değil mi? Üç yani parmak gibi. Şöyle. Evet evet. Ha, iyi. Tamam. Şöyle hemen kesmeye başlıyorum. Bitmiş. Bir bite altın bitti. Kaç dakika, kaç derece? 200 derecede ısınmış olan, önceden ısınmış olan fırınımızda 20 dakika pişireceğiz. Ondan sonra hazır. Harika. Üstüne yumurta sürdünüz mü? Evet evet, sürdük. Tamamdır. Tamam. Evet, şimdi yapım aşamasına geldik. Şimdi son bunu böyle alıyoruz. Son 2 dakika. Şöyle bastırıyorum. Ondan sonra hemen yardım edeyim mi? Şöyle tepsime koyuyorum. Sen daha güzel yaptın. Evet, senin çanın. Kimin çırağı ya? Kimin sen çırağı? Sen güzel yaptın diyor kız. Evet. Aynen aynen, böyle bastı. Yok, Ayşe de öyle bastırmış. Tabii ya. Tabii Ayşe'ye bak bak, yap sen de. Yenge bir gönül acele yapıyor, etme de. Bak şeklini vereceğim ben ama onların da. Bir dur. Oho Deryacığım, bunlar sadece çeneleri çalışıyor. Ben fırına koydum bile böreğimi. Oluyor oluyor, bak bak oldu. Sevinç abla, bir şey söyleyeceğim sana. Yenge. Vallahi senin kafası karışık. Ne yapıyorsun yenge? Yardım ediyorum sana işte, geride kalsın gibi sürüyorsun ya. Bak daraldım gene. Bugün hiç üzülme, sana bugün çok güzel bir sürprizim var. Çok bak, güzel oldu. Bak. Oo. Mis gibi oldu. Şekil konuşuyor. Bugün senden 10 puan alırım kokuyor inşallah. Valla bugüne kadar belki bir kere 10 puan vermişimdir. Belki bir kere sadece. Ama bu ona çok yakın. O zaman bugün ikincisi olacak. Eminim, ben iddialıyım, bugün sen bana 10 vereceksin. Göreceğiz. Gönül, son saniyeler. Hadi. Tamam. Hadi, hadi. Son 10. Hadi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Süremiz bitti. İkinci yemek için süremiz bitti. Üçüncü yemeğe başlayacağız. Ama başlamadan önce şöyle bir soluklanalım, azıcık sohbet edelim değil mi? Evet Sema'cığım, şimdi dolu dolu konuşalım.
şu pırlanta setinin akıbeti ne? Sen neden özellikle bir pırlanta set istiyorsun? Ya Derya Hanım, açıkçası ben bugün çok gerildim ya. Burada o kadar çok emek veriyoruz, yemeklere o kadar çok özen gösteriyorum, evet, şekillerinden tutun. Beni sadece tek bir pırlantayla kandırdı kendisi. Burada diyorum ki ben kazandığım bileziklerle, altınlarla gidip kendime pırlanta seti alacağım. Bediye annem diyor ki ne gerek var? Ne gerek var? Derya Hanım, Allah aşkına ben sormak istiyorum ya. Fidancığım sen söyle, hakkım değil mi benim? Ya Sema'cığım, aslında ben takı sevmem ama gelinliğe çok güzel yakışır. Yani olması lazım. Pırlanta nedir ya? Önce öncelik olan ihtiyaçlarını alırız. Varsa paran alırsın kendin. Bana bak Sema'cığım, pırlanta olmadan evlendiğiniz zaman arası olmuyor mu? Biz pırlantasız evlendik de öldük mü yani? Olmuyor yani. Sen şimdi onu alabilen var, alamayan var. Sen neden böyle tuttun pırlanta, pırlanta, pırlanta? Sevinç Hanım. Sen zaten pırlantayı bulmuş, almışsın. Helal, doğru söylüyorsun. Allah sana yardım etsin. Türkan abla, sen ne diyorsun? Vallahi ben katılıyorum. Bir geline pırlanta şart, çok yakışıyor beyazlarla ne? Birlikte. Sen ne diyorsun ya? Bizim zamanımız değil, zaman değişti. Zamana göre kendimizi yenilemek zorundayız. Bunu alan var, alamayan var. Böyle şeyleri çok ortaya koymayın lütfen, rica ediyorum. Alamayan da o kadar insan var ki. Şimdi ben kızımı evlendireceğim, pırlanta isteyecek. Neyden alacağım ben? Hiç bütçeleri yormayan, zorlamayan pırlantalar var. Herhalde anlaşmaları da ona göredir ama gerçekten yakışıyor. Ben şimdi ona bir pırlanta getireceğim, görsün şimdi pırlantayı. Bir şey söyleyeceğim. Bu pırlantayı mı alıyorsun, öbür pırlantayı mı alıyorsun? İkisinden birine karar ver. Sevinç Hanım, ben onu boynuma nasıl takayım? Ben onu parmağıma nasıl takayım? Koluma nasıl takayım ben onu? Sen koluna takacaksın yavrum. Sana bu pırlanta lazım. Ömür boyu. Sana bu pırlanta lazım. Sen yaşasın canım. Pırlantayı. Ne güzel konuştum. Vallahi duydum. Sen geçirin. Siz ikiniz zaten pırlantasınız. Bir tek bunun için değil, herkes için konuşurum. Suratını asma. Kulağını çekerim. O kadar güzel yaptın ki sevinçim. Benim oğlum pırlanta zaten. Konuş ya, vallahi Allah hayırlı geçirmesin. Nedir bu pırlanta, pırlanta, vallahi matematiğim yetmedi. 40 bin TL o, 90 bin TL o. Vallahi matematiğim yetmedi. Çok rüz verme. Eli yok, daha ister üstüne. İlla ısrarla diyorum ki. Evet. Her bütçeye göre var diyorum ya. Pırlantanın hakikisini aratmayan imitasyonlar var ya. Karşılıklı rızayla olur biter bu. İşte ben de onu bitti diyorum ya. Bitti. Önemli olan güzel anlaşılabilmek. Anne ya, her gelin benim gibi mi ya? Her gelin benim gibi mi? Fidancığım, her gelin senin gibi olamaz zaten. İnanır mısın? İstiyorum o pırlantayı. Anladın mı? Ya bir dakika, şu pırlanta işine bir son verin. Bir dakika. Benim bu iki güzel kardeşime çok güzel bir sürprizim var. Ama kurtar beni. Çok güzel bir sürprizim var. Neymiş Ayşe'cim? Muhteşem bir sürpriz. Sana pırlanta getiriyorum. Şaka yapıyorsun. Başarılı şaka mı? İnşallah gerçektir. Ben de kurtulurum şu olayda. Şurada düşer bayılırım. Şurada düşer bayılırım. Bu güzel hediyeyi kabul ederseniz. Vallahi şimdi ama şöyle bir şey yapmak istiyorum. Eğer izin verirseniz şöyle arkanızı dönün. Tamam. Evet. Dur, ben getiriyorum. Ayşe abla, vallahi inanılmaz heyecanlandırdım. Bak duramıyorum, döneceğim artık. Dönmeyin yavrum, bekleyin. Sakin. Şimdi denebilirsiniz. Aa, çok güzel ya. Ayşe abla. Beğendin mi? Ayşe abla, vallahi. Gerçekten çok güzel bir insansın. Al sana her yeri. Çok güzel bir insansın. Kendi gelinin mi?
Evet. Ayşe abla çok incesin valla. Çok teşekkür ederiz ya. Her şekilde destekçim olman. Her zaman Ayşe yanındayım. Sen benim burada koruyucu meleğimsin. Ay canım benim. Sesinin güzelliği yüzüne o kadar güzel yansımış ki. Çok teşekkür ederim. En nadide örneklerinden birisin. Oo, çok güzel. Şöyle alkışlayalım. Şöyle alkışlayalım. Canım benim. Ayşe. Sevdiğim kız gelin olmuş, benim değil elin olmuş. Beyaz gelinlik içinde giderken hep ağlıyormuş. Beyaz gelinlik içinde giderken hep ağlıyormuş. Çok duygulandım ya. Çok güzel oldu ya. En güzel pırlanta güzel bu. Güzel bir an ama. En güzel pırlanta bu güzel abi ya. Pırlanta gelir, geçer. Aynen öyle. Ay ya. Ya Bediat ya. Ne oldu Bediat abla? Ben seni üzmek için getirmedim onu. Oo. Bunlar mutluluk gözyaşları. Mutluluktan çok teşekkür ederim. Gel buraya gel gel gel. Kınayı getir aney. Kınayı getir aney. Parmağı batır aney. Parmağı batır aney. Niye ağladın? Ne oldu? Ah, duygulandım. Duygulandım. Oğlum onu üzmeyecek. Bana yok, söz verdi. Sema da onu üzmeyecek. Sema da söz verdi bana. Ömür boyu mutlu olacaklar çocuklarım. Ağ olsunlar. Abi, inşallah. Sema da bize söz verdi. Sema çok naif, çok ince, çok hassas. Su gibi zaten baksanıza ya. O yüzden... Ayşe sana üzmeyeyim. tekrar teşekkür çok ederim. Çok güzel. Güzel. Ben teşekkür ederim. Ağzınız tatlı, yuvanız mutlu olsun. Tamam. İnşallah. O zaman biz şimdi... Artık Ayşeciğim, tekrar yemeklere dönüyoruz. Hazır mısınız? Artık. Sen yerine geçiyorsun. Herkes yerine geçiyor. Belki bu gelinliği tekrar görürüz ama şimdi çıtır toplara başlıyoruz. Çıtır topaca başlıyoruz. Sen hamurunu hazırlıyorsun. Hamuru hazırlayacağım. Hamur tamam. Bende. Ben de iç harcına başlayacağım. Hamura ne katıyorsun Beli anne? Tereyağı koydum. Biraz da tavuk olurdu. Suyundan koydum bir kepçe. Evet, lezzet katsın Ay, diye. Tuzunu atacağım. Aynen, tuzu göz kararı. Çok olmasın. Evet. Ben de burada soğanları şimdi güzelce... Biraz toz biber ekliyorum. Evet. Hamurunda soğan rendesi kullanacağız. Evet. Toz biberimizi kullandık. Evet. İç malzemeyi karıştıracağım. Suyumuzu en son, da kullanacağız. En son unu koyacağım. Tamamdır. Şöyle suyu da ilave edeyim. Ben de soğanlarımı güzelce kavurmaya başlıyorum. Soğan harcımızı tavukla karıştıracağız. Bunu hamurumuzun içine koyacağız. Güzelce şekil vereceğiz. Suyumu koydum. Suyumun içerisine burada tereyağım var. Hemen tereyağımı koyuyorum. Tereyağımı da koydum. Şöyle şunu kenara alalım. Ocağımızın altını açalım. Hemen bu suyun içerisine rendelemiş olduğum soğanları da koyuyorum. Şimdi bunları şöyle bir güzel karıştırayım. Bunlar kendisi böyle eriyecek, tamam mı? Eridikten sonra da bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı da kırmızı, şurada toz biberim var, onu koyacağım. Daha sonra da 1,5 su bardağı unu koyacağım ve böyle sanki helva kıvamı helva kıvamına getireceğim bunu. He, anladım. Tamam mı? Anladım. Bunun şeyi bu, tarifi bu şekilde olacak. Şimdi bunu yapıyoruz ama bunu bulamak için de ayrı bir sosu var. Hemen şuradan tavamızı alalım. Onlar erimeye başlasın. Şimdi... Ne yapıyoruz? Bir çay bardağı su, iki tatlı kaşığı da nişasta koyuyoruz. Öyle hemen, mi? Aynen. Şöyle. Ha, nişasta da bu. Evet, şöyle yapalım. Ben karıştırırım seni. Birazcık ayarla. Daha şöyle koyalım. Hemen suyumu koydum, nişastamı koydum. Şöyle güzelce suda açtım. Hemen bunun da altını açıyorum.
güzelce tereyağımı, rendelediğim soğanımı ve bir su bardağı suyumu da tencereme aldım. Şimdi kırmızı toz biberimizi ekleyelim ona. Tabii şimdi baharatlarını koyalım. Evet, şöyle kırmızı toz biberimizi ekledik. Ondan sonra evet, ona tuz da koyacaksın. Şimdi bu da kaynadı. Şimdi hamurunu yapmaya başlıyorum. Şimdi bir su bardağı su koydum. 1,5 su bardağı unumu da ekliyorum şimdi. Bu pişen bir hamur olacak. Şöyle boşaltayım. Şöyle karıştırarak, hatta ezerek ki içindeki un topakları olmasın. Sanki böyle un helvası yapıyormuş gibi. Şöyle şöyle yaparak pişireceğiz bunu, tamam mı yengeciğim? Ben hemen şimdi tavamdan aldım hamurumu. Şöyle sıcak olduğu için yağlı kağıdımla beraber şurada şöyle yoğurmaya başladım. Tereyağımızı koyduk Ayşe abla. Şimdi 1,5 bardağı suyumuzu da koyduk. Tamam. Biraz eridikten sonra soğanını koyacağız. Sonra da ununu koyacağız. İyice özdeştirip... Bu tereyağı suyun içinde mi eriyecek böyle? İyice özdeştirip pişireceğiz. Tamam. Şimdi yağ eriyince ne yapacaksın? Ununu koyacağız Ayşe abla yavaş yavaş. Ne kadar un koyacaksın? 1,5 su bardağı da un koyacağız. Unumuz var değil mi burada? Evet evet var. Var. Onu hemen şöyle ben sana benim ölçelim. Şarjım kavrulurken evet. Un konusunda şöyle çünkü yardımcı tereyağı olabilirim. Da erimeye başladı. Tamam erisin. Erisin dağların karı, geçti ömrümün baharı. Ecel kapımı çalmadan durma gel ömrümün varı. Erisin dağların karı, geçti ömrümün baharı. Ecel kapımı çalmadan dön gel ömrümün varı. Teşekkürler. Altınları bugün bizim almamız gerekiyor. Artık bugün de Gönül'e kaptıramam yani. Kaptırmayacağız, kaptırmayacağız. Hep annem vardı. Allah'ın izniyle. Annemden dolayı Gönül'e kaptırıyordum. Ona göre bak. Biz varken sana altın almak düşer mi hiç şekerim? Sevinç abla o eskidendi. Şimdi Ayşe ablamın yanına ben geldim. Biz kazanacağız bugün hiç kusura bakma. Yok canım bizim daha çok ihtiyacımız varken biz size o fırsatı vermeyiz. Biraz zor. Tamam, Sevinç ablacığım altınları ihtiyacı olan almıyor. Yarışmada birinci olan en güzel tabağı evet. Çıkartan alıyor hayatım. Kendinimin bakışına bak. Bu oldu. Şöyle bakıyor kertenkele gibi biliyor musun? Çünkü o lafa hitap ediyor. Bak kızım gözü de şöyle. Kertenkele ne yenge ya? Gerçekten çok. Hani saldıracağım alacağım diyor. Altına hedef koymuşsun. Şöyle baktın ya Ayşe'ye. Aslan gibi falan de o zaman kertenkele ne yani? Bak ben Gönül'e nasıl bakıyorum. O da bakıyor. Ben de yaparım bakıyor. Ya ne var onda? Yapıyorum şu an. Yapıyor musun taklitimi? Gelinler biz benden daha iddialı. Bu da kaptın benden yani. Evet, bir saçım yok şöyle savurayım. Ayşe abla Gönül seni taklit ediyor. Kertenkele ne kız? Durun bakayım kızlar ne diyorsunuz? Kertenkele gibi bakmak nasıl oluyormuş ya? Sen git git başka yerlerde gez buradaki olayları kaçır. Gönülce saldırdı bize resmen. Evet. Hadi hadi hanımlar yemekler yemekler süremiz bitiyor. Ne yapıyorsunuz? İç harcımız hazır Derya'cığım. İç harcımız da soğan var. Baharatımız var ve Gönül'ü didiklediğim gibi didiklediğim tavuklarım var. Tavuk var. Şimdi onlar pişti. Maydanozlarımı ekleyeceğim iç harcımın içine. Böyle olacak. Şimdi hamurumuz da hazır. Evet. Onu da mis gibi tereyağı kokuyor. Kıyacağım.
pişti. Çok evet, tavada yaptınız. Aynen, tavada yaptık. Şimdi iç harcım var. İç harcımda da gene soğanlarımı küp küp doğradım. Önceden tavuk göğüslerimi suda haşladım ve dittim. İçerisine birazcık da kırmızı toz biber ve tuz koyduk. İç harcım da bu şekilde. Şimdi iç harcımdan alıyorum. Maydanoz da ver yengecim iç harcına. Diyecektim, renginde evet, bir eksiklik var. Aynen. Maydanoz da koyalım, şöyle bir karıştıralım. Evet, tamamdır. Şimdi iç harcından şu kadar alıyorum. Şöyle koyuyorum içine. Sanki böyle içli köfte yapar gibi. Ha. Şöyle kapatıyoruz. Tepede topluyorsun kenarlarını. Tepede şöyle kenarlarını topluyorum. Şöyle. Ha. Şöyle büzüyorum. Şey gibi olacak bu. Evet. İncir gibi olacak. İncir diyelim ama aslında zaten evet, yemeğimizin adı çıtır topaç. Topaçı hatırlarsınız çocukluğunda evet, olan. Ama değil ya. Şöyle. Böyle topaç gibi. Aha bak bak bak, Sevinç abla evet, yaptı. Evet, çok güzel olmuş İşte abla. Burada. Aynen. Bu arada Fidan da galiba şeklini yaptı, bitirdi. Evet. Gönül hamur ver, ben de yapayım, sana yardım edeyim. Aynen bu şekilde. Hı, göster. Bakın. Şöyle. Seninki daha güzel olmuş Yenge. Sevinç abla vallahi yaptı. Evet, Fidan evet, seninkiler nasıl olmuş? Şimdi. Acık ver de yapayım hamur. Ben yapıyorum, ikincimi yapıyorum. Bir tane bir ama şey Yenge şekli, bak şu aralarını açma çünkü niye dersen için tamam, harcı şey yapar. Tam olmuş. Güzel. Anladım. Güzel. Dur şimdi bir evet, tane kızartalım mı? Kızartalım. Şimdi. Hadi şöyle bir tane var. Burada şimdi nişasta ve suyumuzla hazırlamış olduğumuz bir muhallebi var. Evet. Hemen şöyle alıyoruz. Burada da galeta unumuz var. Evet. Şöyle galeta unumuzun içerisine, hatta şöyle yapalım. Yapışmasın. Şöyle yapıyoruz ve hemen her yerinde yağın galeta unu var. Evet, atıyoruz şöyle. Sizin bizim sırrımız var yalnız. Bak Derya, bizim bir buraya geldi var, sana bir sırrımı açıklayacağım. Ama kimseye söyleme. Ama söylemeyeceksin tamam mı? Bizim bir sırrımız var. İçerisine koyuyoruz. Evet. Çok basit doluyor. Sakın bunu gönüle söylemeyin. Sonra da... Evet, Ayşe'nin gerçekten burada... Sana. Çok pratik bir yöntemi var. Hadi siz kızartın. Sema çıkarmaya başlamış. Onunkileri görelim. Ben, bir de ben deneyim mi? Aşkım, Sema bitmişlerin var mı? Evet orada pişmiş. Şurada. Sonuçta burada... Gerçekten topaç şeklinde çıtır çıtır toplarımız var, topaçlarımız var. Enfes görünüyor. Çok siz güzel, bu son 2-3 taneyi de kızartın. Artık tadım vakti diyoruz, tadımda buluşuyoruz. Zannediyorsun değil mi Ahmet sen? Tabağı biliyorsun ya, hiç tatmasaydın Ahmet, biliyor musun? Tabağı nereden biliyor? Ne güzel itiraz ediyor ya. Bir şey yaptım ortaya, bir dinle. Fidancığım, gönlünü sakinleştirir misin canım? Bak ben gerçekten geriliyorum, tamam mı? Seninle bir terapi yapalım. Yüzün çok güzel ama yüzün kadar için kapkara ya. O bana çok kızdı ama ben ona bir hediye getirdim. Tadım menümüzde çıtır topaç, büklüm büklüm çöreği ve sarı mucize tatlısı var. Görüntü de önemli ama asıl önemli olan tadı. O yüzden çok beklemeden hemen başlıyorum. Güzel bir
bir başlangıçtı. Ya özellikle bu çıtır topaçın çıtırlığına hayran kaldım. Nasıl bu kadar çıtır çıtır olabilir? Herhalde bu nişasta su karışımından dolayı. Sarı mucizenin şekli çok güzel. Güzel pişmiş. Şöyle. Gerçekten güzel olmuş. Yani çörek de iyi. Altı pişmiş, iç harcı pişmiş. Şekilleri güzel verilmiş. Güzel bir başlangıç oldu. Sadece sarı mucize güzel. Çıtır topaçta hamur çok çiğ kalmış. Tamam dışı çıtır ama içi hiç pişmemiş. Hamur yiyor gibiyim. Bunun da ne yazık ki tabanı çok ince olduğu için çok sert olmuş. Yemekte zorlandım. Tabakta sadece çıtır topaç güzel olmuş. Diğer yemekler yanmış. Ne yazık ki. Aslında şekil güzel her ikisinde de. Ama yandığı için yiyemedim ve tadına da varamadım. Büklüm büklüm çöreği güzel olmuş. Hani bu da biraz fazla ince olmuş. İnce olunca altı sert oluyor. Sarı mucize için bir şey diyemeyeceğim. Gayet başarılı fakat çıtır top o kadar kalın ki hamur çiğ kalmış. O yüzden çok fazla keyif vermedi yerken. Azıcık daha ince olsaymış güzel olacakmış. Evet geçiyorum puanlara. Ahmet gelsin, tabaklar değişsin. Derya Hanım merhabalar. Merhaba, hoş geldin. Hoş buldum. Hazır mısın tadıma? Hazırım, evet. Bolca güzel hamur işlerimiz var. Çok uğraştılar bugün bak. Bir yemek bu kadar özenli yapılabilir. Çok mu beğendin? Hadi birini yaptın, ikinciyi yaptın. Ya üçüncüsü de mi çok güzel olur? Mükemmel olmuş. Üçü birden. Hazırladım. Üçü birden yani kesin gönül. Ben peşin peşin söylüyorum kesin gönül yapmıştır bu tabağı. Bakalım diğer tabaklar için aynısını diyecek misin? Diğerlerinde yok o beceri. Birinci tabak ne kadar güzelse, ikinci tabak da o kadar kötü. Hiçbirine özenmemiş. Yani hamur, hamur olarak kalmış. Üçünde de. Yani burada çıtır topağından tutun, içerisindeki o soğan tanelerini görüyorum. Ağzıma da geldi. Burada yine aynı şekilde içi hamur yani. Hamur şöyle sıksam içinden hamur çıkacak. Bu da hiçbir şeye benzetemedim. Alt kısmı zaten böyle bir hamurumsu kalmış. Diyorum ya, ne kadar güzelse... Bu da o kadar kötü olmuş. Şimdi baktığım zaman bu çıtır topaç ne kadar yağ çekmiş ya. Allah aşkına yani hiç mi böyle elin ayarı yok yani bunu yaparken hiç mi bu yağ koyarken o derecesini ayarlamıyorsun? Olduğu gibi vıcık vıcık içi yağ. Yine bu sarı topaç dediğimiz içinde böyle ağzıma o içerisinde kullandılarsa acımsı bir tat. Tatsız, lezzetsiz, tuzsuz hiçbir şey yok. Yani bir gram böyle özenilmemiş bu tabağda.
kara muciz şey pardon sarı mucizesi zaten rengini de tutturamamış. Yakmış. Bu yüzden kara böyle diyesin geldi. Hamur büzüştürmüş tabii canım ondan yani direkt bilinçaltına işliyor yani. Kapkar olmuş. Yine burada yağ çektirmiş. Tavuğu tüm tüm koymuş içerisine. Bu yine yağ içerisinde yani ben bu programda yediğim en kötü tabaklardan bir tanesi. Oo. Gerçekten öyle yani. Tamam o zaman puanlarını alalım. Bugün hak eden bir kişi var. Sema'dan başlıyorum. Günün ilk puanlarını açıklıyorum. Sema Ahmet'ten bakalım kaç puan almış. Bir. Öncelikle bir olaydan bahsetmek istiyorum ben. Ahmet abiye gerçekten yakıştıramadım. Ahmet abi tabakların başına geldiğinde zaten hangisine 5 vereceğini uzaktan da tahmin edebilerek geldi. Diğer üçünü uzaktan da gösterseniz üçüne bir verin, şu tabağa 5 verin deyip geçerdi. Çünkü Gönül ablanın tabağını gördü. Tabağı nereden biliyor? Tatlını gördü. Tatlımı mı gördü? Gördü. Nerede gördü ya? Ya itiraz etsene Ahmet abi. Görmediğini itiraz et. Nerede gördün Saski? Ben sonucuna bakmak istiyorum. Ben yo, görmedim. Yok sen gördün. Hayır bir saniye gördün ya. Nerede gördün sen benim tatlımı? Uyumaya ara, devam et Gönül abla siz sen. Siz tabaktan yaparken ben gözüne damla damlatmaya bak, geldim konuş, ya. Bak düzgün konuş tamam mı? Bak bir ilk önce düzgün konuş. Ben konuşurken de üstüme konuşma. Ben Ahmet'e soruyorum. Bir şey attın ortaya. Bir dinle. Sinirlendirmesinler beni. Tamam mı? Fidancığım gönlünü sakinleştirir misin canım? Sen ilk önce Fidancığım ben de beni sakinleştirmek yerine arkadaşa bir böyle varsa eğer göz doktorun falan göz doktoruna götür. Ya da konuşma diksiyon dersine. İki koldan girelim. Hı. Sakin ol. Sakin ol. İki koldan İftira girelim. İftira atmadan önce kanıtın olması lazım. Ben, kanıtım tamam var. Mı? Gözlerim. Gözlerim ben sadece evet. Puanları gördükten sonra. Aynen puanları gördükten sonra, o gözlerine lense taktır. Gözlükle taktır. Çek, çek. Üstüne git ameliyat ol. Gözlerim gayet değil. Tamam. Sinirlendirdiler beni ya. Gerginliğe bir son verelim. Ancak hani bütün puanları açtıktan sonra bir şey anlayabiliriz. Sema'nın puanını açıkladım. Şimdi Ayşe'nin puanını açıklayacağım. Bize niye bir verdin Ahmet abi? Abim yağı çok çekmiş içerisine. Hadi tamam topaç yağını çok çekmiş olabilir ama börekte hata yaptığımızı sanmıyorum. Çünkü o kadar güzel kızardı, yağını çekti ki. Dediğim gibi olmamıştı. Hani orada bir tane tabak var benim favorim. Gözlerimle görmesem de dilimle tadına baktım. Benim hoşuma giden o tabak oydu. Kendini çok iyi gurme zannediyorsun değil mi Ahmet sen? Abla gurmelikten ya, ziyade... Gönülden başka kimsenin yemeğini yemediğin için... Ayşe abla tüm ben dünya gördüm benimle zannediyorsun. Benimle mi büyüdü de sadece benim ekmeğimi yesin, yemeğimi yesin? Ya annesininkini de yemiştir, her yerde yemiştir yani. Demek ki bugüne kadar hiç güzel yemek yememiş. Allah Allah kendini ya. Kendini de gurme zannediyor. Buraya gelmiş... Benim tabağım birlik bir tabak değil ki ya. Allah İyi Allah. Bir gurme ise o zaman iyi tabaktan anlaması gerekiyor. Herkes... Birlik değil benim tabağım. Şimdi bu tabağı çok beğenmiştim. Diğerine de bugüne kadar yediğim en kötü tabak dedi. Hangi tabak kime ait? Fidan'ın tabağını açıklıyorum. Bakalım Ahmet Fidan'a bugün kaç puan vermiş? Yıldızlı 5. Ne oldu Sema? Ha? Ne oldu? Onu Fidan sorsun. Sen tek anlamıyorsun biliyor musun? Ay, tek gerçekten. Anlamıyorsun. Ha? İkinci kez teyit edeyim mi? Tek de anlamıyorsun ya. Onu Fidan sorsun. Ya bak benimle gerçekten Derya'nın düzün konusun. Ben gerçekten çok geriliyorum. Özür'ün kabahatinden beter olmasın. Ya. Bak ben burada gerçekten sinirleniyorum. Sakin ol Gönül. Sakin falan olmuyorum. Sakin ol. Olmuyorum. Sen bir büyüksün ama ona göre. He, biraz büyüksün. Anlayışın. O zaman küçük görebilecek tamam mı? Büyüğüyle nasıl konuşmasını bir öğrensin ilk önce. Hakaret işte biz de böyle Allah idare Allah ediyoruz ya. Sana. Sinirlerimi bozuyorlar Derya ya. Derya Hanım gerçekten sinirlerim tamam. Bozuluyor. Aslında Fidan da Sema'yla hemfikirdi. Evet. Hangi konuda? Sunum yapılırken daha doğrusu tabaklar hazırlanırken Ahmet abi arkadaydı.
Ben bunu gördüm. Dertleri şimdi anlaşıldı. Benim ya gözüm ne güzel biliyorsunuz alerji ya. Oldu ben ve batıyor Derya Hanım. Bana oradan damla getirdi, damlanı sıkayım diye bağırdı. Ay, ben de bravo. Burada tabaklama yapıyordum. Bekle dedim Ahmet'i. Utandınız mı? Yok benim ya, yanlış anlamamın başında şuydu. Niye tahmin etmiyorsun? Niye tek tek? Neyi? Ya bir ne dediğinizi anlamıyorum ki. Aa, şuraya gelen yarışmacılar. Ne dediğinizi anlamıyormuş, duyuyor musun? Evet anlamıyorum ki ne dediğinizi. Ya ben gayet açıklayıcı ve düzgün bir dille tabaklama yaparken tatlının hepimizden farklı olmuş. Ucunu sivri yapmışsın. Canım tadını bilemem. Ya. Ahmet abi içeriye girdi, artık ne verdi ne etti bilmiyorum. Tabağına baktı ve gitti. Ne oldu? Ve hepsine bir yapıştırdı. Ne oldu? Ne demek ne oldu? Ne oldu? Beşi gördün kime verdi ya kime? Sen burada 3 gündür buradasın, ben 6 aydır buradayım. 6 aydır senin gibi çok karşıma çıkıp karahatan oldu. Ama ben hepsinde aklandım, tamam mı? İçiniz neyse dışınızda o olsun. Yüzün çok güzel ama yüzün kadar için kapkara ya. Fidan ne diyorsun? Kapkara. Ahmet abiye yakıştırmaz. Yani nasıl diyeyim? Ahmet abinin arkada olması evet rahatsız edici bir durumdu. Hatta ben de sinirlenmiştim. Hatta ben de aynı durumu düşünüyordum. Öyle olacağını düşünüyordum. O yüzden dedim benim psikolojimi bozuyor. Çünkü sinirlenmiştim. Ama puanları gördükten sonra mutlu oldum. Hakikaten ama sinirim bozuluyor artık, böyle üstüme geliyorlar ya. Fethiye Hanım sana bir şey soracağım. Gerçekten sinirim bozuluyor. Yarından Fidan'ın dur. Şuraya geldi yani göz damlasını sıkmak için geldi ya. Diyorum, demediğimi nereden biliyorsun? Ahmet'i görmedim bir de, şurada dikerli göz damlası vereceğim dedi. Yanılmışsın dedim. Ahmet, burada değil. Biraz suç sende. Çünkü bizden izin alarak buraya girmen gerekiyordu. Tabii ki de anlıyorum, gönülün yanında olmak istiyorsun. Ona sağlık sebebinden dolayı göz damlasını getirdin, damlatacaktın ama bize haber vermen gerekiyordu. Verseydin bunlar yaşanmayacaktı. Tamam mı? Pekala. Şimdi, gönülün puanını açıyoruz. En yüksek puan 5, Fidan'ın tabağına gitti. Burada artık tahmin ediyoruzdur kaç puan açıklayacağımı. Çünkü Ahmet dedi ki bugüne kadar yediğim en kötü tabak. Ve Gönül'e verdiği puan... 1. Fidan'ın puanını açtıktan sonra çok sürpriz olmadı. Orada söylenmeye devam ediyorsun. Ben orada kesinlikle ne monitöre baktım ne biz zaten orada oturuyoruz akşama kadar. Yani hani ne sen canını sık, ben sizi çok seviyorum gerçekten. Hani ben de çok seviyorum. Orada ben tabaklara bakarak, veya gönlün tabağını seçerek ben burada gelip de puan vermiyorum, bu bir. İkincisi ben senin hakkında orada gerçekten gönlün tabağına bakarak yemem. Bunu da bilmeni isterim. Benim hakkında yanlış düşünmeni de istemem. Ya ne kendini aklıyorsun? Peki, Gönül. Evet Gönül, şimdi üzgünsün, anlıyorum seni. Dün de aynı şey yaşandı. Dün de üzüldün mü? Dün üzülmedim. Demek ki gene bugün de kötü yaptım. Dün de kötü yaptım. Dün gitti gene Fidan'a verdi. Hatta 5'i de verdi, Gül'ü de verdi. Gül alan tabağın sahibi kim? Fidan mı, Gönül mü? Tabak. Fidan'ın. Nasıl yani? Üzülmedim. Niye üzüleyim? Yani her zaman ben kazanacağım tamam. Diye bir şey yok. Bakalım. Üzüldün mü? Üzülmedin mi? İzleyelim. Ahmet, bununla yüzleşmelisin. Kaçış yok. Açıyorum. Ben sana öyle mi jest yap dedim ya? Ya tabağı %100 bileceğin nereden biliyorsun, gittin gül koydun? Kıyır. Gebertecek kendini bana. Tekme diyor. Kastekmeyi. Sana da kek yapacağım artık. Kastekmeyi. İkiniz de birden böyle yapacağım yani. Artık sinir ettiniz beni ya. Yapamamışsın. Ne yapamamışım ya? Yani. 1,5 senedir bir tane gül getireceksin. Onda gittin bilmediğin tabağa koydun ya. Gerçekten gebertirecektim bu arada. Gerçekten. Ne yapıyorsun? Valla Gönül, söylenecek söz yok. Gönül, bu hareketleri. Gönül abla çok agresifsin. Seninle bir terapi yapalım. Bak görüyor musun? Nelere yol açtın. Neyse devam edelim tadıma. Sırada İbrahim var. Hoş geldin İbrahim. Merhabalar Derya Hanım. Emin adımlarla geldin. Evet.
tadıma başlayalım. Tadıma başla. Hadi afiyet olsun. Güzel olmuş. Açıkçası söyleyecek bir şey bulamadım tabakta. Diğer tabaklara bakacağım. Tamam. Geçelim bir sonrakine. Büklüm büklüm böreğinin harcı biraz bana tam böyle pişmemiş gibi, olmamış gibi geldi. Çiğ kaldı. Biraz çiğ geldi. Sarı mucize. Sarı mucize tatlısının çok keskin geldi şerbeti. Hı hı. Çıtır topaç güzeldi. Geçelim bir sonraki tabağa. Geçelim. Büklüm böreğinin hamuru çok ince olmuş. Hı hı. Bunda da topaç biraz fazla pişmiş sanırım. Hı hı. Mucize tatlısı fena değil. Tamam, geçelim son tabağa. Büklüm böreğinin harcı, iç harcı gene biraz tuhaf geldi bana. Hı hı. Topaç güzel. Ama sarı mucize gene tatlısı biraz az sanırım. Tamam. Alalım puanlarını. Tabii. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Açalım puanları. Gönül'den başlıyorum. İlk tabak Gönül'ün. Bu tabağı beğendi. Hatta çok fazla yorum bile yapmadı. İyi olmuş dedi, geçti. Ve bakalım kaç puan vermiş. Beş puan aldı. Aa. Afiyet olsun. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Hadi bakalım, bize de beş gelmezse. Valla beş olunca pek kimse itiraz etmiyor. Sema'la devam ediyorum. Bakalım Sema'lar kaç puan almış. Üç. Afiyet olsun. Ortalama bir puan. Ellerinize sağlık. Fidan'la devam ediyorum. Az önce Fidan Ahmet'ten tam beş puan aldı. İbrahim'den kaç puan almış? 3. Teşekkür ederim. Ortalama bir puan. Elinize sağ. Tamam. Ve gelelim Ayşe'ye. Bakalım bize kaç puan verdin? Bakacağız. Vallahi orada bir 5 çıkmasın. Seni Gülcan'ın eline bırakıp aradan çekileceğim ve Gülcan'ın eline bırakacağım seni, tamam, haberin olsun. Direkt kaçayım. Hiç tamam. Bana abla beni kurtar deme. Evet. Bak İbrahim, burada söz konusu hem Ayşe'nin elinin lezzeti hem de 14 evet. yıllık eşin Gülcan'ın elinin lezzeti. Bakalım kaç puan vermişsin. 3. Ellerinize sağlık. Gönül ablanın yemeklerini bizimkinden daha çok mu beğendi? Güzel olmuş tabii. Ne edeceğiz gari şimdi İbrahim seni? Biraz daha güzel yapacaksınız. Ben beş vereceğim. Yapıyoruz zaten. Beşler bize gelecek. Bir dahakine sizin tabağınızı vuracağım. Söz mü? Söz. Devam edelim, devam edelim. Sırada Oğuzhan var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sana afiyet olsun diyorum. Tamamdır. Başlıyorum tadıma. Başla. Güzel.
Güzel bir tabakta açıkçası. Çok fazla yorum yapamayacağım ama altını kontrol etmek istiyorum. Her şey yerinde pişmiş. Sıkıntısı yok. Tamam, geçelim bir sonrakine. Bütün böreğiydi bu galiba. Hı hı. Maalesef çiğ kalmış. Hamuru da iyi pişmemiş. Hı. Diğerleri sarı mucize, çıtır topaç. Onlar fena değil. Ama dediğim gibi burası her şeyi bitirdi. Ve bu aslında çıtır topaç güzel, çıtır çıtır. Tamam. Geçelim bir sonrakine. Ortalama bir tabak gibi. Hı hı. Birinci ve bu üçüncü arasında çok bir fark görmedim. Sanki birlikte yapmışlar gibi açıkçası. Tamam. Son tabağa göre artık yorumlayacağım ama son tabakta gördüğüm üzere biraz yanık. Hatta belki. Tamam. Sırabilir. Tatmadan yorum yapma. Belki tadı çok güzeldir. Belki. Geçelim dördüncü tabağa. Aslında fena değil, evet yanık dedim ama kötü değildi. Bir de puanlamadan önce şunu da söylemek istiyorum. Şimdi düşününce hepsinin hamuru şey olduğunu fark ettim. O yüzden biraz daha olumlu yaklaşmayı ve emeğe daha çok puan vermeyi düşünüyorum. Tamamdır. Hadi alalım puanlarını o zaman. Pekala, başlıyorum. Sema ile başlayacağım. İlk Sema'nın puanını açıklıyorum. 3. Canınız sağ olsun. Ortalama bir puan, teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ellerinize sağlık. Gönül'ün puanını açıklayacağım. 4. Afiyet olsun. Afiyet olsun oğlum. Açıklamadığım isimler Ayşe ve Fidan. 4. Bu tabak Ayşe'lerin. Bir bakalım Oğuz senden kaç puan almışlar? 5. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Olsa. Evet, sağlık. Bakalım Fidan'a kaç puan vermiş? 3. Demek hatta, ki de... hatta belli ki 2'den 3 yapmışsın, doğru mu? Doğru. Kurtarmışız bir puanla. Evet, kendi oğlu olunca itiraz etmiyor Türkan abla. Olsun o kadar. Olsun o kadar. Deryacığım. Şimdi Ayşe'cim, evet. Sen bugün sürprizlerle dolusun. Evet, bugün sürprizlerle doluyum. Bugün herkesi mutlu ediyorsun. O bana çok kızdı. Kim? O bana çok kızdı ama ben ona bir hediye getirdim. Kim? Kim bugün bana en fazla kızan? Kim kızdı en fazla? Bakalım. Tabii ki... Sevinç abla. Kız, ben sana kızar mıyım hiç? Bana ben sen sana çok kızdın. Kızsam da bile ama ben sana atmam canım benim. Ben sana bir hediye getirdim. Sağ ol, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Ben de böyle şey yaptım ama bak bir şey söyleyeceğim ne sana. Ne getirmişsin bana bakalım. Senin en çok sevdiğin bir şeyi getirdim. Bir rengi getirdim. Sen dedin ya dün pembeyi çok seviyorum evet. diye. Aha bu kız da sana çok kızdı ya. O yüzden ben sana ne getirdim? Pembe! Aa, bayılırım pembeye, bayılırım. Sen bunu böyle güzelce... Tamam. Şöyle...
Gönül Hanım da çatlasın bizim patlasın. Bizim gelişini kriz geçirecek. Ben bunu sardım ya. Gel biz seninle de barışalım. Hadi. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Ayşem. Gönlüm ben teşekkür Ayşem. Ederim. Allah pembe, senden pembe. Razı olsun. Oh be. Oh. Pembeye kavuştum. Ne güzel. Gel gel yakıştı gel. Yakıştı değil mi? Mutfakta hanginiz gelin şaşıracaklar. Başımda dursa olur mu? Otur otur. Bana bir de ben takayım nasıl yok, olmuş? Yok yok vermem sana hayır. Bir rengi nasıl hayır, olacak? Hayır vermem bizim? Hayır. Bir de fosforlu pembe. Hayır. Tabii. Hadi tadıma devam ediyoruz. Sırada Doğan var. Hoş geldin. Hoş bulduk Derya Hanım. Dünkü yemekleri beğenmedikten sonra bugün iftarda karnını iyice doyurdum. Doyurdum ya. İşimi bugün garanti küçük aldım Derya Hanım. Lokmalarla yersin. Evet. Derya Hanım inanılmaz heyecanlıyım. Çok böyle üstümde bir yük hissediyorum. Şimdi Sevinç de geldi beni burada aslanlar gibi savundu. Böyle özgüvenimi tavan yaptı. Pırlanta pırlanta pırlanta. Sevinç anne. Sen zaten pırlantayı bulmuş almışsın. Koskoca bak, bir delikanlı pırlantadan daha Allah pırlanta. Aşkına. Daha neyin peşindesin sen? Şimdi ona bir beş vermek istiyorum açıkçası. Ha Sema'ya değil. Sırayla anlatıyorum. Ya. Ayşe ablam bana zaten beni bir 40 bin TL'den kurtardı. Ya, çok güzel bir incelik yaptı. Orada bir beni sevindirdi. Ona da bir beş, yani bir beş puan vermek istiyorum. Benim bu iki güzel kardeşime çok güzel bir sürprizim var. Vallahi şimdi ama şöyle sevindim. Bir şey yapmak istiyorum. Eğer izin verirseniz şöyle arkanızı dönün. Tamam. Evet. Dur ben getiriyorum. Şimdi dönebilirsiniz. Aa çok güzel ya. Ayşe beğendin mi? Maşallah vallahi. Gerçekten çok güzel bir insansın. Al sana her yeri. Çok güzel bir insansın. Kendi gelinliğin mi? Evet. Ayşe abla çok incesin vallahi. Çok teşekkür ederiz ya. Nişanlımla süt annem onlar da böyle beni çok duygusal anlar yaşattılar. Fidan'a ne kaldı? Bir maalesef bir. Doğancığım 40 binden kurtulmadım ben bir gelinlik daha alacağım. Yok aa. Bunlar sadece lafta kalsın. Evet, evet, yok, sen tabii yapıyorum. Ki de adalet en lezzetli öyle. En iyi tabağa yüksek evet. Puanı vereceksin. Hadi afiyet başla. Olsun. Tır topaş çok güzel olmuş. Böyle tam istediğim kıvamda. İlk kez dedim ama ilk kez yememe rağmen bayıldım açıkçası. Hı-hı. Şuradaki limon tadı beni benden aldı. Onu da beğendim. Hı-hı. Ama büklüm büklüm böyle çok kuru ya. Yani keşke şu tabağı şunu da yapabilselerdi de ben de yani direkt çekim sonrası şu tabağı alıp yiyebilseydim diyecektim ama büklüm büklümle kaçırdık. Tamam. Diğer şeylere bakalım. Geçelim ikincisine. Bakalım. Derya Hanım hiç olmamış ya sarı mucize. Yani bunu sarı değil bir simsiyah olmuş zaten. Hiç mucizeye dair baya kötü bir mucize olmuş. Çıtır topacı da beğenmedim. Burada tek beğendiğim büklüm büklüm. Keşke şunları bir yer değiştirsek çok güzel bir yemek olabilirdi. Tabak olabilirdi. Diğer tabakta inşallah aradığımı bulabilirim. Geçelim üçüncüsüne. Bakalım. Yani cidden tabak dediğiniz böyle olur. Her şey on numara olmuş. Hepsi güzel olmuş. Çok beğendim ya. Çok güzel olmuş. Ya ben de neden şanssam mı bilmiyorum ama geldiğimde üçüncü tabakta bir duruyorum ya. Kalıyorum. Yani tatlı. Cidden mucizevi. Çıtır topaç olmuş. Şey çok güzel kabarmış yani. Büklüm büklüm. Çok güzeldi. Çok lezzetliydi. Yapanın eline sağlık. En son tabakta tekrar bakacağız. Tamam. Geçelim son tabağa. Bunu yorum yapmaya gerek yok. Sadece çıtır topacı güzeldi. Şurada hamur hiç kabarmamış. Yani tatlı da böyle bir tatlı olmaması gerekiyor. Pekala. Hadi alalım puanları.
yakın olan tabakla başlıyorum. İlk fidanın puanını açıklayacağım. Pek güzel yorum alamadı ne yazık ki. Bakalım puanı kaç? 2. Ağzının tadı yok, resmen yok. 5 puan, Ahmet abiden 5 puan alam. Ben böyle bir karar aldım. Burada sadece gurme tek bir insan var, o da Ahmet abi. Derya Hanım, bir şey söylemek istiyorum ya. Efendim Doğan? Ya fiden şu tabağı savunuyor. Vallahi helal olsun ya. Ya böyle alkışlamak istiyorum. Ya. Şu tabağın neyini savunuyorsun? Cidden şaka gibi ya. Senin eşin de dün kendi kömür, kendi tabağını savunuyordu. Yiyordu, yiyordu. Gönül'ün tabağını açıklıyorum. İki. Bir şey demek istemiyorum ben. Doğan. Evet, sen abi. Gerçekten Sema'nın becerikli olduğunu düşünüyor musun? Artık düşünüyorum Derya Hanım. Artık yani düşünüyorsun. İyice kendini geliştirdi burada zaten. Hmm. İnşallah söylediklerimi de gösteren bir puan vermişimdir. İnşallah, ama ayrıca da bir bakalım erkeklerin arasında bunu nasıl dile getirmişsin? Sema ağlıyor. Abi Allah aşkına, hayatında soğan mı doğramış ya? Hayatına küstü herhalde, onu ağlıyor. Şu beceriksize bakar mısın abi? Beceriksizliğini alıyor o zaman. Bence onu alıyor abi. Başka ne olacak? Yavaş. Allah'ım ya Rabbi, elli yaktı. Gerçekten her yerimi yaktın ya. Ya. Bu kadar harla açmamamız lazım bunları. Ne çabuk pişsin diye açtım. Aşkım her yerimi yakıyorum. Çünkü patates kızartacağım orada. Sema, elin acıyor mu hala? Hala acıyor. Kremde fela var. Fela yaktın. Oy kıyamam ben sana. Toplamış, kabarmış. Ya aslında tenceredeyse ben dayanıklı bir insanım. Hani asla böyle şey yapmam, suya falan sokmam da. Peçete yandı. Peçetedeki alevden dolayı elim yandı, iki parmağı. Ondan dolayı biraz acı çekerek yaptım. Eldivenle falan yapmaya çalıştım. Ama ilginç olan da Doğan'ın senin becerekliliğin, hamaratlığın hakkında dediklerinden sonra bunun yaşanması. Montaj gibi geldi bana Derya Hanım ya. Ben öyle bir şey söyledim, söylemedin mi? Hatırlamıyorum ya. Sen katılıyor musun Bediye abla? Oğlum böyle yorumlar yapmana gerek yoktu. Neden bizi şaşırtıyorsun? Ben Bediye dedi, inan ne ara söyledim hiç hatırlamıyorum ya. Hiç beklemiyordum senden böyle bir yorum. Hiç hatırlamıyorum, ne ara söylemiştim Canla ya. Canla başla çalışıyoruz biz. Derya Hanım, arada Ahmet abi beni bir gaza getiriyor. O ara ben ne söylediğimi inanın bilmiyorum ya. Şimdi kaldı son iki tabak. Biri Sema'nın, diğeri Ayşe'nin. Heyecanlandın mı? Heyecanlandım Derya Hanım. Hangi tabak kime ait? Açıklıyorum. Ayşe'nin puanını açıklayacağım. Beş puan verdi. Koçum benim, koçum benim, koçum benim, koçum benim. Teşekkür ederim. Vallahi elinize sağlık, güzel. Afiyet olsun. Peki ya Sema'ya? Sema yüzün düştü. Belki yine de sevinirsin bu puana. Açıklıyorum. Üç. Derya Hanım, büklüm büklüm hemen Sema beni topa tutmadı. Ben hemen söyleyeyim. Büklüm büklüm güzel olsaydı, Gönül ablanın büklüm büklümle yer değiştirseydi 5'ti. Ya diğerlerini beğendin. İki niye 3? Bir puan kız. Ama Sema'cığım büklüm büklüm benim hayır, için hayır beğendiğin iki tabak vardı. Ayşe ablanın tabağını tamam eyvallah beğenmişsin, 5 vermişsin. Birinci tabağı beğendiğini söyledin yani. Büklüm büklüm beğenmediğim için 3 verdim. Tamam ya. Diğerlerini beğenmedin mi? Ondan sonraki tabağı yanmış dedin 6. Bir önceki tabak çok güzel, sadece büklümler değişseydi dedin. Evet. Şimdi Doğan'la son tadımı yaptık. Son puanları açıkladık. Artık günün kazananı belli. Birinci ve ikinci arasında sadece 2 puan var. Dün 1 puan vardı. Bugün sadece 2 puan fark var. Ve ben hemen listeyi alıyorum. Bugünün kazananları bakalım kimler? Thank you.
Evet, bugün birinci olanlar 22 puan aldı. İkincilerse 20 puan. Bugünün kazananı... Ayşe ve Gülcan. Elinde oklava merdane, yarışıyor eşler şahane. Ekran başına başlıyoruz hadi mutfak bahane, mutfak bahane. Tebrikler, siz erkeklerden 14 benden 8 puan aldınız. Toplam 22 puanınız oldu. Birinci oldunuz. Ardından fidanlar geliyor. Siz erkeklerden 13 benden 7 puan aldınız. Toplam 20 puanınız oldu. Ardından gönüller geliyor. Erkeklerden 12, benden 5 puan aldılar. Toplam 17 puanları oldu. Sema'cığım siz 4. oldunuz. Erkeklerden 10, benden 5 puan aldınız. Toplam 15 puanınız oldu. Sadece 2 puan farkla yine altınları kaçırdınız. Yarın yeni bir gün, yeni bir şans. Saat 14'te ATV ekranlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Başlıyoruz hadi mutfak bahane, mutfak bahane. Yaparken Sema'nın gözleri doldu. Ulan inşallah Doğan ağlatmamıştır kızı. Sen nasıl oldun? Ufak bir tartışma geçti dışarıda. Milletin aklı sır ermez abi. Sen de mi ağlıyorsun? Kayınvalideler gelinlerin psikolojisini alt üst ediyor. Şimdi Doğan'dan sana bir mesaj var. Anlaşılan Sema'ya bir özür borcun var. Mutfak bahane, mutfak bahane. Yarışıyor eşler şahane. Ekran başına başlıyoruz hadi.